Başkan Donald Trump daha bir hafta önce seçim kampanyası döneminde yüzlerce kez verdiği sözü yine tekrarladı. I'm not and I don't want to be. Dünyanın başkanı değilim ve olmak da istemiyorum. Ben Amerika'nın başkanıyım ve bundan böyle artık öncelik Amerika olacak. It's going to be America first. Ancak bu açıklamayı takip eden haftada dünyanın başka yerlerindeki sorunlar Trump'ın önce Amerika politikasının önüne geçti. Suriye'deki kimyasal saldırı Trump'ı Beşar Esad hükümetine karşı hava saldırıları düzenlemeye iterek Amerika'yı bu ülkede 6 yıldır süren iç savaşın içine çekti. Asya'da da USS Carl Vinson taarruz filosu Kuzey Kore'ye doğru yola çıktı. Amaç Kuzey Kore'nin otoriter lideri Kim Jong-un'a güçlü bir mesaj vermek. Beyaz Saray'da da bazı yetkililerin görevleri değiştirildi. Trump'ın milliyetçi başdanışmanı Steve Bannon, Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliğinden çıkarıldı. Bu adımlar dış politikada geniş yelpazede bir kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Bazıları Trump daha müdahaleci bir dış politikaya mı yöneliyor sorusunu soruyor. Ancak Trump'ın geçiş ekibinde görev yapan Jim Carafano, bunu bu şekilde görmenin hata olacağını söylüyor. Bunun başlı başına müdahaleci bir dış politika olduğunu düşünmüyorum. Başkan, Amerika'nın çıkarları zorlandığında müdahale etmeye hazır olduğunu gösterdi. Skype üzerinden konuşan Carafano, bu tavrın bazı zamanlarda dünya genelinde güç kullanmaya daha isteksiz olan önceki başkan Barack Obama'dan zıtlık gösterdiğine dikkati çekiyor. Aynı şekilde çok fazla müdahaleci olmakla suçlanan George Bush'tan da. Trump yönetimi yetkilileri Suriye'ye askeri operasyonun rejim değişikliği politikasına geri dönüş anlamına gelmediğini belirtiyor. Obama'nın ilk döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapan P.J. Crowley bunun akıllıca olduğu görüşünde. Başkan Trump Amerika'nın sorunlarını çözmek için seçildi. Suriye'deki sorunları çözmek için seçilmedi. Bu nedenle de Beyaz Saray, başkanın askeri adım atma istekliliğine rağmen Amerika'yı askeri çözüm olmayan bir iç savaşın içine sürüklemeye çok şüpheli bakmaya devam edeceği sinyalini veriyor. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, geçen hafta atılan adımların medya tarafından abartıldığını ve Beyaz Saray'da görevlerde yeni düzenleme yapıldığı yolundaki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Şu anda yeniden düzenlemeden geçirilen tek şey var, o da Washington. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington.